İyi akşamlar, saygıdeğer izleyicilerim. Hepinize selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. Ve bugünkü programımıza Rabbimizin lütuf ve ihsanıyla başlıyoruz. Mevla-i Mütealimiz benim gibi aciz bir insana bu güzel konuları siz gibi kıymetli Müslümanlara layıkıyla dile getirebilmeyi nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Konumuz yine geçen haftanın devamı. Ancak geçen haftaki programımızda da Allah Celle Celaluhu ile bizi yaratan Allah'ımız, sahibimiz, yaratıcımız, varlık sebebimiz olan Allah'ımızla ilgili küfür sözler, yani insanı dinden çıkaran sözleri anlatmıştık. O da tanrı bir örnek olarak 90 kadar misal verdim ama yüzlerce, binlerce misali var da. Efendim bugün peygamberlerle ilgili e, insanları dinden çıkaran sözler ve fiiller ve devamında meleklerle ilgili, Kur'an'la ilgili efendim e, sözlerle ilgili, ahiret hayatıyla ilgili insanlar dinden, imandan çıkaran sözlerden bahsetmeye çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri başta nefsim olmak üzere cümlemize sizler de dahil olmak üzere bu öğrendiğimiz, öğreneceğimiz dini bilgileri, güzel ve sağlam çok çok önemli bilgileri efendim yaşayabilmeyi, günlük hayatında uygulayabilmeyi nasip eylesin ve cümlemizi bu sağlam imanı beraber ölebilmeyi yani bu imanını ölümüne kadar küfre düşmeden, kafirliğe düşmeden taşıyabilmeyi son nefesimizde de Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelime-i şehadetiyle hüsnü hatimelerle ömrünü, Allah'a verdiği ömrünü tamamlayabilmeyi nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, peygamberlerle ilgili en son peygamber kimdir? Bizim peygamberimiz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Son peygamber Hazreti Muhammed dahil Peygamberimiz dahil olmak üzere bütün Peygamberlerin ilahi emirleri insanlara tebliğ etmekle görevlendirilmiş elçiler de Peygamberler. Peygamberlerin beş tane sıfatı vardır. Bunlardan bir tanesi de tebliği şeri attır. Allah'ın kendilerine kitaplarla verdiği emirleri insanlara en ufak bir eksik bırakmadan insanların çok rahat anlayabilecekleri şekilde tebliğ etmeleridir. Efendim, bu e, görevleri yapan insanlara peygamber, rasul, elçi deniliyor. Kimin elçisi? Allah'ın elçisi deniliyor. Ama adamlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini kabul etmeyenler var. Mesela Hristiyanlar zaten La ilahe illallah, İsa Mesihullah diyorlar ondan sonra ama la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeleri gerekir. Ha, böyle demedikleri için onlar Müslüman olamıyorlar ve kafir durumundalar. Efendim, e, çünkü bu devir artık e, İsa devri değil. Musa devri değil. İbrahim e, devri değil. Efendim. E, bu devir bu yani Hazreti İsa aleyhisselam'ın efendim peygamberliği bittikten sonra Miladi 671 yılında dünyayı teşrif eden, şereflendiren peygamberimiz Aleyhisselam'ın miladi 610-11 yılı içerisinde peygamber olarak gönderilmesiyle birlikte İsa devri sona ermiştir. İncil'in dönemi sona ermiştir. İncil'deki, Tevrat'taki, Zebur'daki dini hükümler, ilahi hükümler ve onlardan önce Hazreti Adem'e, Hazreti Nuh ve diğer peygamberlere verilen İdris gibi ne peygamberlere verilen, toplamda 100 sayfede bir sayfa olarak e, sahife, suhuflar diyoruz. Ona sayfeler var. Bunlardaki bütün hükümlerin hepsi Kur'an-ı Kerim'in içerisine dercedilmiş, toplanılmıştır. Dolayısıyla peygamber kim? Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyenler kafir ve mürtet olurlar. Kabul etmeyenler mürtet olurlar. Ondan sonra bu bir ikinci bir madde yine peygamberlerle ilgili. Efendim peygamberlerle alay edip peygamberlerin getirdikleri vahiyleri efendim yalanlayan ifadeler kullanmak. Ha, bütün peygamberler için böyle. Peygamberlere gerçek manada gelen vahiyleri yalanlayan, inkar eden insanlar kafir olur. Hazreti Adem olsun, Hazreti Efendim e, Nuh, İbrahim, Musa, İsa gibi efendim Davut gibi peygamberlere de evet dördüne Hazreti e, 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 Zebur Davut peygamber aleyhisselam'a gelmiştir. Efendim Kur'an-ı Kerim'in içerisinde onun hükümleri vardır zaten ama bunları inkar edenler efendim İncil'i e, ve Tevrat'ı onun için gerçek hükümleri inkar edenler kâfir olurlar. Fakat şimdi şu anda Hazreti e, Zebur'dan başlayalım. Yani Hazreti Davut'a gelen Zebur diye bir kitap dünyada şu anda yok. Hükümleri varsa Kur'an'ın içerisinde. Ama Kur'an'ın dışındaki herhangi bir yerde işte e, Tevrat'ın e, Zeburlar diye yanlış hatırlamıyorsam bir bahsinde bazı te Tevrat'tan gelen e, Zebur'dan gelen şeyler varmış. Ayet-i sözde ama Kur'an'da, Tevrat'ta, neyse, yani Tevrat'ta, İncil'de, şu andaki Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da ve diğer kitaplarda gerçek manada Allah'tan gelen hiçbir tane ilahi hüküm kalmadı. Kafir Yahudi milleti bütün kitapları efendim bozdu bozdu attı, tahrif etti etti attı, etti etti attı. Onun için bugünkü Tevrat ehli olanlar, İncil ehli olanlar, Zebur ehli olanlar filan, efendim. Onlar Müslüman, o hükümlere inanıyoruz da kendi Yahudilerin şey yaptığı, tahrif ettiği kitaplardaki sahte hükümlere inananlar zaten Müslüman değil, kafirdir. İşte şeyin, İsrail kafirinin, şu anda Netanyahu kafirinin yaptığı şey bu. Kendilerinin Yahudi hahamlarının bozduğu, tahrif ettiği Tevrat'ta Tevrat'ın e, Levililer bahsinde diyor ki efendim e, gerçek insan Yahudidir diyor. Yahud olmayan insan değildir. Yabani hayvandır. Dolayısıyla onların hepsini öldür diyor. Gazap üzümleri diye bir bahis var. Orada işte bu e, fosfor bombalarıyla neyle atıyorlar. O da parçalandığı zaman üzüm salkımı gibi oluyormuş. Onu ona benzetmişler. Efendim artık çocuk, çoluk, kadın, kız, kızan işte daha birkaç gün önce Efendim Refah kentini e, oraya topladığı milleti bombaladı. Böyle bir kafir lanet millet. Niye? Çünkü e, ellerindeki kitaplar Yahudi hahamları kafirlerin kafalarına göre yazdıkları insan düşmanı, dinlerin hepsine düşman bir sahte ayet. Ona inanılmaz. İnanan zaten kafir olur. İşte aynen Netanyahu gibi kafir olur. Efendim şimdi onlarla o hükümlerle alay edilebilir. Onlar Allah'tan gelen ayet değildir. Fakat, ki bizim kitabımızda değil bir ayetin değiştirilmesi bir kelime dahi değiştirilememiştir. Değiştirilememiştir. Dolayısıyla bu Kur'an'daki vahiyleri yani ayetleri yalanlayanlar bir tanesini bile yalanlamış olsa kafir olur. Peygamberlere gelen vahiyleri yani onların Cebrail vasıtasıyla peygamberler vasıtası, e, da geldi. Oradan da insanlara ulaştırıldığını inkar eden insanlar ben Müslümanım dese bile kafir olur. Ondan sonra peygamberleri kötüleyen, peygamberleri küçümseyen, peygamberleri hafife alan, peygamberleri hakaret anlamı içeren sözleri söyleyenler de kafir olur. Ondan sonra yine peygamberlere rastgele diz, dil uzatan insanlar kafir olur. Namaz, oruç, hat, zekat gibi ibadetlerin peygamber yani detayları Kur'an'da anlatılmamıştır tabi namazların vakitleri var. Ondan sonra ama kaç rekat kılınacak, ne zaman kılınacak, nasıl kılınacak bunları cana bak. Cebrail Aleyhisselam peygamberimize göndermiştir. Peygamberimizle beraber gelen Cebrail Miraç gecesinde namazın neyin, her şeyin şeklini abdest alma dahi peygamberimiz size Cebrail öğretmiştir. Ve de e, peygamberimiz Aleyhisselam da Cebrail'den öğrenince Efendimiz Aleyhisselam namazların en detayını o bize ne anlatıyor? Sallu kemer aytumun usalli diyor. Siz ben namazı abdestle nasıl alıyorsam siz öyle alın. Namaza nasıl kılıyorsam siz de öyle e, kılın buyuruyor. Efendim zekat yine aynı şekilde orucunla e, ilgili ibadetler aynı şekilde tesettürle ilgili ibadetlerin birçoğu yani bu şekilde bir e, peygamberimizin bizzat uygulamasıdır. Peygamberimizin sünneti Kur'an'ın yaşanılmış halidir. Şimdi ilmihalle ilgili abdest, namaz, oruç, hac, zekat, fitre, kurban gibi hükümlerin detaylarını Peygamberimiz vermiştir. Kur'an İslam'ın anayasasıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o anayasaya dayanarak Allah'tan aldığı emir ve ilhamla ibadetlerin şeklini Cebrail'in öğrettiği gibi bizleri öğretmiştir. E şimdi adam diyor ki ya Kur'an'da diyor haçla, zekatla, oruçla ilgili bunların ile ilgili bir bilgi yok efendim bunları peygamber diyor kafasından uydurmuştur diyor. Bunu diyenler zaten kıpkızıl ki ama bu kafir gene de Müslümanlığı ben Müslümanım demekten de vazgeçmiyor bu kafir. Yarın da geberdi mi Ermeni kafir imansız cenazesini alıp getiriyor. Birkaç tane de e, çelenkle ot getiriyorlar yesin diye. Ondan sonra böyle bir e, düşünceler insaninden çıkarır. Herhangi bir insanı veya ona ait görüşleri peygamberden üstün görenler. Yani işte bakıyor adam konfüçyüs gibi bilmem ne gibi insanların eflatun konfüçyüs gibi ne gibi filozofların fikirlerini peygamberin fikirlerinden peygamberlerin Allah'tan alıp bize getirdiği hükümlerden daha aşağı görüyor. Yani işte Eflatun, Konfüçyüs bilmem ne benzer insanlar peygamberden yukarı görüyor. Bunlar da istediği kadar Müslümanım desin, mürtet olmaktan ileri gidemezler. Ondan sonra Peygamberlerin Allah'tan alıp yine Allah'ın emriyle bize tebliğ ettiği hususlarda peygamberi tasdik etmemek insanı dinden çıkarır. Onlara o hükümlere inanmamak insanı dinden çıkarır. Efendim bazen böyle çok şey sahtekar insanlar var. İnsanlar kızıyor ona. Ya falan adam var ya falan. O peygamber bile olsa ben ona inanmam diyor. Aa, işte orada oldu mürtet. Ona diyen adam mürtet. Evet şimdi bir sahtekardan şundan bundan bahsediyorsun da o peygamber bile olsa inanmazdım ben diyor. Ya zaten öyle sahtekar Allah peygamber yapmaz ki peygamberlerin beş sıfatından birisi de sıdk, doğruluk sıfatıdır. Efendim peygamberler doğrudurlar. Asla kendi dönemlerinde onlardan daha doğru ve dürüst insan olmaz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz'e müşrikler bile, Ebu Cehil kafiri bile, bin Vayiller, bilmem neler bunlar hepsi efendim e, sen Muhammedül Emin'sin. Senden daha güvenilir ve dürüst bir insan dünyada yok şu anda diyorlar. Seni diyorlar eğer fırsatını bulsak öldürürüz, kanın içeriz, derini üzeriz ama senden daha dürüst bir insan yok. Hatta getirip altın keserlerdi. bir yandan peygamberimizle peygamberimize kanlı kinli düşman iken altın keselerini emanet de peygamberimize emanet ediyorlar. Böyle bir doğru ve dürüst bir insan. Efendim, peygambere inanmamak, tasdik etmemek zaten insanı dinden çıkarır. Peygamberler asla efendim rastgele misallardan seçilmez. Onun için de sen peygamber bile olsan ben sana inanmam diyen insan zaten mürtet olmuş olur. Bir hikaye anlatılır. Hazreti Musa Aleyhisselam'la bir Yahudi Allah şey yapmışlar. Birisi Hz. Musa hak peygamber olduğunu ifade ediyor. Yahudi de diyor ki ya senin peygamberliğine neye inanmam hadi bakalım. Bu eskiden anlatılan bir şey. Dine sokuşturulmuş bir hurafe. Efendim gelin şu Nil lehrini diyor e şey yapalım tersine kim akılırsa, kim tersine ak çevirirse akıtmaz akmasını o zaman o, o o peygamberdir demiş oluyor. Ve de Yahudi sabaha kadar güya yalvarıyor. Kime yalvarıyor? İnanmadığı Allah'a mı yalvarıyor kafir? Ona yalvarmış oluyor. Hz. İsa Aleyhisselam da ben peygamberim nasıl olsa Allah benim dediğimi duamı kabul eder deyip yatmış oluyor. Hikaye böyle. Ondan sonra sabahleyin hadi bakalım diye Hazreti Hz. İsa nil nehrine tersen ak ah. diyor. Nehir akmıyor ama Yahudi ona demiş oluyor ki nehre hadi bakalım nil şeyin ah. E, tersen ak ah demiyor. O da e, yani Yahudi nehir, Yahudinin demesiyle tesin akmış oluyor. Haşa böyle bir şey yok. Yani burada bir kafiri, bir Yahudi, bir peygamberden üstün gören kafir olur. Efendim, e, diyor ki adam, Hazreti Adem diyor, ya e, suç işlemeseydi, hani cennette yesek acı meyvesinden yemeseydi, biz de bugün cennet olacaktık, azap görme. Yahudilerin, Hristiyanların hepsinin inancı, sapık inançları bu. Allah'ın kanunu, efendim, takdiri ilahisi öyleydi. O da Hazreti Adem babamızın oradan o şeytanın kandırmasına alet oldu. Efendim, ondan dolayı da ondan dolayı cezalandırıldı. Hazreti Adem Hazreti Havva'nın çocukları torunlarıyız biz. Efendim. Evet, sonra bir başka insandan bahsediyor. Şu adam peygamber kadar dürüst ha. Öyle bir dürüst adam ki peygamber gibi dürüst. Diyen kafir olur. müttet olur, dinden çıkar. Ondan sonra peygamberler de ya ara sıra işte yanılırlar günah. Evet peygamberlerde zelle denilen yanılma anlamında bir durum vardır bizim gibi ama onu derhal Cenab-ı Hak onu yanılma olursa Cenab-ı Hak derhal Cebrail'i gönderir ayet-i kerimelerle o yanılmayı düzeltir. Peygamberin o yanılmayla meydana koyduğu hüküm Kur'an'a, dine o yanlış şekliyle geçmez asla. Asla. Ondan sonra dolayısıyla peygamberlerde bu zelle vardır fakat o dine öyle girmez. Peygamberlerde ismet sıfatı vardır. Peygamberler asla ve asla günah işlemezler. İsmet sıfatı günahlardan korunmak anlamındadır. Adam kalkıyor, bundan birkaç sene önce bana bir Iı, makamını ismini zikretmeyin bir üst düzey telefon açıyor. Hocam diyor, ya diyor peygamberimiz de diyor zaman zaman nefsine uymuş diyor. Allah Allah. Nasıl uymuş nefsine? Kim dedi size bunu? Sus dedim ya vallahi aşkına sen mürtet oluyorsun haberin yok. İnaçlı da birisi sözdü ama cahillikten. Efendim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı işte bazen nefsine uymuş diyor efendim. E, ee, veya kalkıyor, bu önceden bizim gençliğimizde de bu ateist kafirler vardı, bu dev genç, mev gençin kafirleri, köpekleri. Onlar derlerdi ki, Peygamber efendim e, nefsine çok düşkün olduğundan bir sürü avrat almış, evlenmiş, evlenmiş, evlenmiş. Doğru. Ya Peygamber Aleyhisselam'ın evlendiği kadınlar kaynaklarımıza göre toplamda dokuz tane, toplamda. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam bu evliliklerle hep kerat kitaba, şeriata uygun ama hepsi bir arada aynı anda dokuz evliliği yok Peygamberimiz. Efendim ama o dönemde e, müşrikler, putçu Araplar da on kadar kadınla nikahla evlenebilirler, kırk tane de metresler olurdu, fayşeler olurdu. Ondan sonra elli kadınla evlenirdi. İslamiyet. O bunu bu dedi bu müptezelliği, bu ahlaksızlığı kaldırıyorum. Bir erkek en fazla dört kadınla, aydan da dört kadınla evli olabilir dedi. Efendim peygamberimiz Hazreti Hatice annemiz peygamberimizden yani 15 yaş daha büyük dul bir kadındı. Peygamberimiz onunla evlendi. İlk evliliği tam 28 sene onunla tek evliliğin tadını çıkardı. Çocuklarının 6 tanesi sonunda bir tanesi de diğer bir zevcesinden. Ve peygambere yani peygamberimiz 30 erkek gücündeydi. Kendinden 15 yaş daha yaşlı bir kadınla tam 28 yıl tek evliliğin tadını çıkardı. Ama adam diyor ki peygamber nefsine çok düşkünmüş. Hatta ben utandığım için söylüyor, söylemiyorum. Bir başka tabir kullanıyorlar da. İşte hayvanların da peygamberi vardır diyor. Bunu söyleyen kafir olacak. Peygamberler sadece insanlar için vardır. insanlardan olur. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim Muhammed'in dogmatik fikirleridir diyor kafirin birisi. Bu zaman devlet başkanlığını yapmış e, zatlar da bunu söylediler. Kur'an Muhammed'in kendi kafasından uydurduğu dogmatik fikirlerdir dediler. Ve gofayla da geberdiler gittiler ilahe cehenneme zümera. Efendim peygamberler de bazen haksızlık yapardı gibi. Efendim peygamberlerin adalet sıfatı var. Adalet sıfatını e, reddettiler. Onlar da kafir oldular. Peygamberimizden sonra yeni bir peygamber gelecek. Kim o peygamber? Haşa Öyle diyorlar. Peygamberimiz Hatemül Enbiya'dır. Peygamberlerin en sonuncusudur. Ama Hz. İsa'ya Cenab-ı Hak daha üç yıllık peygamberken o e, Yahudiler öldüreceklerdi. Cenab-ı Hak ona Kur'an-ı Kerim'in ifa Kur'an-ı Kerim'de var mı? Efendim ben ileyh. Allah onu kendisine yükseltti diyor. Hazreti Şeriflerde de peygamber çünkü peygamber yani Hazreti İsa öldürülmedi, çarmıha gerilmedi. Allah onu kendisine yükseltti diyor Kur'an-ı Kerim'de. Efendim peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti İsa Aleyhisselam Cenab-ı Hak onu bizim şu anlama ayetini bilemediğimiz şekilde orada misafir ediyor. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeniden Dünyaya gelmesi peygamberimizin hadis-i şerifinde var. Venuzuli ee, Isa diyor. efendim İsa'nın yeniden yer işi. İsa yer yüzüne niye yeniden gelecek? Yeni gel, gel sonra gelişinde peygamber olarak gelmeyecek. Hazreti İsa Kur'an-ı Kerim'de de anlatıldığı gibi ne yapıyor? Diyor ki ya Rabbi diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam ismi geçiyor kitapta, İncil'de, gerçek İncil'de bunda değil. Efendim, min ba'di ismihu Ahmet. Benden sonra ismi Ahmet olacak bir peygamber gelecek diyor. E, şeylerine, ümmetlerine. Ondan sonra siz benden sonra ona inanın, iman edin diyor da bugünkü İncil'de yok. Efendim, gerçek İncil'de bu var. Ondan sonra ve sonra diyor ki Ya Rabbi beni diyor şunlara, şu kafirlere diyor peygamber olarak göndereceğine Ya Rabbi beni Muhammed Mustafa'ya ümmet olarak gönderseydin. Peygamberimiz öyle bir peygamber ki peygamberlerin de en yücesi. Beni diyor peygamberlere yani Muhammed'e ümmet olarak gönderseydin diye duasını görmetene Cenab-ı Hak bunu kabul ediyor. Ve peygamberimizin de hadis-i şerifte bildirdiğine göre onun tekrar yeryüzüne gelişi peygamber olarak değil asla. Muhammed Mustafa'ya ümmet olarak gelmektir. Ama adamlar bunu e, Hristiyanlar özellikle Muhammed diyorlar e, hak peygamber değildi. İsa hak peygamberdi. Allah onu evet o Çarmığa gelildi ama diyorlar. Onlar Çarmığa geldiklerini düşünüyorlar. O yeniden tekrar yeryüzüne gelecek diyorlar. Bunlardan nereden çıkar? Efendim, peygamberimizin sünnetini diyor. Efendim sünnetini. Ya bu Arap kültürü diyorlar. Hadi Kur'an neyse. Biz Kur'an'a bir şey demiyoruz. Ay gavur vay Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet-i kerime men etti Allah ben etar Rasul fakat ete Allah diyor Cenab-ı Hak. Kim peygambere itaat ederse, peygamberlerin emirlerine, sünnetine uyarsa o kesinlikle Allah'a itaat etmiş gibi olur. Ve bir başka ayet-i kerimede efendim e, maalen e, Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselam'a hitaben diyor ki e, sen ümmetlerin dedi ki beni takip edin, benim peşimden gelin, benim sünnetime uyun. Kim peygamberin sünnetine uyarsa Allah'a uymuş olur, Allah'a itaat etmiş olur. Çok 30-40 tane böyle ayet var ama adam diyor ki Arap kültürü ya. Muhammed'in sünneti Arap kültürü diyor. Bunu diyen oğlan oldu. Hem de kafir bunlar. Müslümanın böyle insanları bilirseniz cenazesine falan gitmeyin. Taziyesine neye gitmeyin. Bunlara Allah rahmet eylesin demeyin sakın. Sizin de imanınıza zarar gelir. Bir kafir gebermiş Allah. Allah kafire rahmet eder mi? Ondan sonra çıkmış birisi diyor ki ya diyor peygamber diyor peygamberimizi diyor seviyorum ama diyor bunları bizzat duyduğumuz cümleler bunlar halkın ağzından sözde dindar abdestli namazlı cahillerin ağzından hepsini kastetmiyorum tabi hem abdest abdestli hem de bak şimdi söyleyeceğiz size. diyor ki ya diyor peygamberimizi çok seviyorum da diyor eğer peygamberimiz Türk olsaydı vallahi daha çok sevecektim Türk olmadığı için tam çok sevmiyorum biraz seviyorum diyor ah, oldu mürted efendim Peygamber Aleyhisselatü yani Vesselam orada bile ırkçılık yapıyor. Halbuki peygamberler efendim dünyada en azgın, en sapık milletlere gelir. O sapık milletlerde de Cenab-ı Hak peygamber vasıtasıyla yola getirir. Hidayet erdirir. E yani şimdi Türkler Türkler bir Arap müşrikleri gibi, put Araplar gibi filan o kadar zalim, alçak, asi bir duruma düşmemişler. Peygamberimizin peygamber olarak geldiği dönemde Yahudilerden daha da ileri gitmiş, kafirleşmiş, putçulaşmış millet Mekke'nin müşrikleriydi. Efendim Cenab-ı Hak onu, onun için oraya gönderdi. Ha bize peygamber, Türklerden peygamber gelmediğine göre peygamberler burada bir değer kaybetmiş olmuyor. Ondan sonra peygamberler dini tebliğ, tam tebliğ etmemişlerdir diyorlar. Biraz önce söyledim bunu. Etmişlerdir. Efendim. Ya peygamber diyorsunuz ama peygamber okuma yazma dahi bilmiyormuş. Ümmiymiş. E, cahil insandan peygamber olur mu? diyor. Efendim, evet peygamberimiz okuma yazma biz bilmiyordu. Cenab-ı Hak ona öğretmez miydi? Ama öğrenemez miydi? Mesele öyle değil. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak peygamberimize alem şümül bir kitap gönderdi. Ve peygamberimiz aleyhisselatü vesselama Cebrail aleyhisselatü vesselam gelirdi, ayet-i getirirdi. Peygamberimize bir okurdu, o okuması esnasında e, Peygamberimiz onu olduğu gibi hafızasına yerleştirirdi. Gereksiz Cebrail bir de okurdu, bir de okurdu. Hatta Ramazan aylarında mukabele buradan gelir. Cebrail 23 yıllık süre içerisinde getirdiği bütün ayet kelimeleri Peygamberimizin 40 tane vahiy katibi vardı. Onlar yazarlardı ama Peygamberimiz ezberlerdi. Cebrail'le karşılıklı mukabele yaparlardı. Peygamberimiz okurdu, Cebrail aleyhisselatü vesselam dinlerdi. Eğer bir yanlış bir şey, e, yanıldığı bir şey ola varsa onu düzeltirdi. Yani şimdi hafız direkt Allah'tan besleniyor. Böyle kitaptan neden bir şey yazmayla çizmeyle öğrenme değil. Direkt ilahi e, internete tabi caizse bağlı efendim Allah'tan alıyor bütün bilgileri. Öğretmen kim? Cebrail Aleyhisselam. vesselam. Emri veren Cebrail öğreten kim? Allah Celle Celaluhu. Cebrail getiriyor. Allah'ımızın emri şudur diyor. Emirleri veriyor. İşte Kur'an meydana geliyor ve yaşantıyla ilgili de bilgileri Cebrail peygamberimize üretiyor. Bu insanlara ümmi denilmez. Yani ümmi diye işte bu, yani bugün mesela kullandığımız Kur'an harflerini el okuma yazma bilmezdi. Eğer bir de onu bilseydi diyecektiler ki görüyor mu Muhammed'i? Yani Muhammed bunu kendi Kur'an'ı kendi kafasından yazdı. Uydurdu, onun için inanmayın diyeceklerdi ama e, okuma yazma bilmiyor, diyemediler ki ya yani kendi yazdı deseler, ya Muhammed zaten okuma yazma bilmiyor ki derler diye diyemediler. Ama Kur'an, Allah'ımızın peygamberimize gönderdiği efendim, bir e, ilahi e, mucizesidir. Peygamberlere sihirbaz diyorlardı, müşrikler derlerdi onu. Ondan sonra Peygamberlerin mucizelerine inanmazlardı. Mesela Peygamberimiz ayı bir işaretiyle mucize olarak iki parçaya ayırdı. Birini işte Cebel-i Kubeyistan'ın üzerine işaret etti, oraya gitti. Birisi de, karşıda Ömer Dağı var, oraya e, gitti. Sonra e, müşrikler bunu mucize olarak istediler, yaptı dediler, yaptı. E hadi bir de geri birleştir dediler, geri de birleştirdi. Ebu Cehil Kafir falan dedi, ya Muhammed senden daha büyük sihirbaz gelmedi bu dünyaya dediler. Onlar kafir olarak geberdi gitti zaten. Ama bu e, işte 1960'lı yıllarda şeye giden, aya giden e, astronotlardan değil Armstrong Ronk ismindeki insan Müslüman da oldu. O diyor ki ben e, dünya ayı incelediğimde ayın ortasından tam şakkadan iki parçaya ayrıldığını tok, sonra yeniden yapıştırılır gibi birleştirildiğinin izini gördüm diyor. İzini gördüm diyor. Bir astrolog. Sonra Müslüman oldu adam peygamberlerin yolundan gitmeye rıza göstermemek, efendim, alimler tarafından ittifakla e, kabul eden hüküm olarak peygamberin yolundan gitmeye rıza göstermeyenler mürtet olurlar. Efendim, peygambere Allah'ın sıfatlarını atfetmek. Efendim, peygamber yaratır, haşa. Peygamber yaratamaz. Peygamber her şeyi bilir, haşa. Peygamber her şeyi bilemez. Peygamber her şeyi görür, haşa. Peygamber her şeyi göremez gibi, efendim, her şeyi yaratan, gören, bilen, işiten, ancak ve Allah'tır. Peygamber şifa verir, haşa, peygamber şifa veremez. Şifayı Allah verir. Allah'tan başka kimse efendim, şifa veremez. Yani peygambere Allah'ın vasıflarından, sıfatlarından birisini yükleyen mürtet olur. Ben Allah'ı da çok severim de diyor adam, peygamberi daha çok, çok severim, vay, zalim vay. Yani o sözüyle dinler imandan çıkıyor. Sevmede en çok seveceğimiz varlık Allah'ımız, Ondan sonra peygamberimiz ve dinimiz, din büyüklerimiz. Efendim, e, annemiz, babamız ve e, milletimizin içerisinden çıkmış büyük insanlar. Efendim, kesinlikle miraca inanmıyor adam. Alimim diye geçenen bazı birçok sözde profesör ünvanlı, ilahiyatçı profesör ünvanlı zalimler, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mekke'yi mükerremeden, Mescid-i Aksa'ya getirilmesi İsra suresinin ilk ayet kelimesinde anlatıldığı için onu inkar edemiyorlar. Ama Peygamberimizin Mescid-i Aksa'dan yedi kat semaya geçip Cenab-ı Hak ile e, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıp görüşüp ondan emirler geri döndüğünü kabul etmiyorlar. Yani İsra ve Miraç olayını inkar ediyorlar. Efendim, bu da mütevatir hadisledir. Mütevatir hadis de ayet hükmündedir. Efendim, sonra Peygamberimiz Eşref-i mahluktur. Mahlukatın, yaratılmışların en şereflisi peygamberimizdir. Aleyhisselam. vesselam. Bunu kabul etmiyor adam. Ve mürtad oluyor. Ondan sonra, ee, Allah'ın emirlerini tebliğ etmeye üzere ilk olarak, Hazreti Adem'i i Cenab-ı Hak göndermiş. Sonra da Hazreti, en sonunda peygamberimizi gönderir. Bu arada gelip geçen, 224 bin peygamber olmuş. Ama adam, Hazreti Adem ile Hazreti, Hazreti Muhammed arasındaki geçen diğer peygamberleri kabul etmiyor. Zaten 25 tanesinin fiilen isimleri efendim Adem Hazreti İsa Hazreti Musa Hazreti İbrahim Hazreti Davut gibi peygamberlerin isimleri hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Buna da kabul etmiyor ve de mürtet oluyor. Şimdi peygamberlerle ilgili bu kadar misal yeter. Ondan sonra Meleklerle ilgili e, size bilgiler. Meleklerin varlığını inkar eden insan mürtet olur. Efendim Cenab-ı Hak e, hangi kerime bakayım size bildireyim. Nisa suresi 136. ayet-i kerimede meleklerin varlığını inkar edenler kafir olur diyor. Efendim, meleklerde ve erkeklik, dişilik ve nefis var onlarda da diyen efendim yani melekleri e, bayanla benzeten dişi olarak yani insana benzeten görüşler, fikirler, sözler, inançlar sapıktır. Onlar dinden çıkmış olurlar. Erkek, meleklerde erkeklik, dişilik yoktur. Meleklerde nefis de yoktur. Efendim bir başka şey melekler ilgili. Kendisi güzel bir kadına, efendim ahlakı da güzel bir kadına. insanlar diyor ki ya şuna bak melek gibi kare. Arkadaş, melek gibi karı deyince dediğin kadını, efendim, e, insandır, e, dişiliği vardır, nefsi vardır ve meleklerle vasıflar hiçbir zaman karıştırılmaması gerekir. Yani böyle bir şeyi e, çok hoşluğuna güzel, yani melek gibi, melek ahlakı var bunda, melek ahlakı var. Ya melekler zaten günah isteseler de işleyemezler. Cenab-ı Hak onların programlamasına, Günah yerleştirmemiş, onlar sadece itaat ederler, Allah'a asi olmazlar ve Allah'ın kendilerine verdiği görevleri yaparlar. İşte meleklerle ilgili inancımız bu. Cenab-ı Hak, la Allah'a, onlar Allah'a asi olmazlar. Ve ef'alûne ama merun. Allah kendilerine ne emretmişse onu yaparlar diyor. Şimdi kalkıyor, ondan sonra bir kadını şeye benzetiyor, ahlakı ne kadar güzel olsun meleğe benzetiyor, o da insanı dinler çıkarır. Veya işte bir ara meşhur bir şey vardı, bir kendisi vardı. Bizim ümmeti Muhammed'i e, oturup da saatlerce ekranların başına kilitleyen Charlie'nin melekleri diye ondan sonra hep ne kadar fahişe, dinsiz, imansız, namussuz kadın varsa onları Charlie'nin melekleri diye film çevirdiler. Bizim Müslümanlar da oturdu, kuzu kuzu zevkle, heyecanla seyrettiler. O zamanlarda televizyonlarda nerede de duyardık. Hırsızlar bile yani Müslümanlar ne kadar oyaklarının başına böyle bir imansızlığı seyretmek için kilitleniyorsa evlerine hırsız giriyormuş haberler olmuyormuş. Hırsızlar da diyorlarmış ki Charlie'nin meleklerinin yayında olduğu zaman girelim adamların haberi bile olmaz evlerine soyar gideriz diye. Şimdi melekler de günah işler diyenler kafir olur efendim bir film çevirdiler memleketimizde televizyonda da seyrettiniz bunu benim adı benim anam bir melek diyor. Ah oh, onun anası melek Yani e, mesi bile olamaz. O çevrilen film gibi ne gibi ahlaktaki insanlar öyle e, bunu diyen insan mürtet olur. Birçok tanıdığım kadın var. Anası böyle bir tanıdığım bir kadın var. Anası ahlaksız, namussuz efendim her türlü kötülüğü yapan bir lanet bir kadın. Kızı çıkmış diyor ki benim anam bir melek diyor. Vay senin o anan Allah ıslah eylesin. Sonra meleklere küfredenler kafir olur. Ondan sonra bazısı çünkü ben meleklerle görüşüyorum diyor. Nasıl görüşüyorum meleklerle? Meleklerle. Melekler kendi asli suretleriyle e, insanlara görülmezler. Melekler çeşitli kılıklarda gelip bize yardımcı olabilirler. İşte kiramen katip bir meleklerimiz, sevabımızı, günahımızı yazıyorlar. Veya Rad Suresinin 11. ayet kerimesinde bildirildiği gibi önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda bizi koruyan melekler var. Buna ayet-i kerime hükmü. Ondan sonra ama biz onları kendi aslı şekillerle görmeyiz, bilmeyiz. Kur'an bildirdiği için biliyoruz, inanıyoruz. Melekler vardır, bize hizmet ediyorlar, yardımcı oluyorlar. Artık yani o kabirde hesap soranları cennete girerken efendim Rıdvan isimli meleklerin gelin bakalım, gelin size müjdeler Allah'ın siz dünyadayken size Kur'an'da emrettiği, vaat ettiği hükümler hepsi size mükafatlar verilecek diye bizleri müjdelemeleri filan, hep bunlar melekler bize e, hizmetçi olarak yaratılmıştır bir noktada. Efendim? Evet, kainatın yönetiminde de onların birçok hizmetleri var ayrı konu. Bize de hizmet eden melekler var. Onun için İslam itikat uleması der ki bir mümin gerçekten şuurlu bir Müslüman, takva ehli bir Müslüman olarak dürüst olarak yaşar ölürse bu insanlar meleklerden, ben yani bu normal bize hizmet eden meleklerden daha üstün seviyededir derler. Efendim, melek resmi yapmış. Efendim, saç baş filan yapmış. Güzel efendim boy, boz, kaş, göz, dudak filan boyalı. Efendim, kollar açık, baldırı çıplak. Bir de kanat takmış ona işte melek bu diyor. Meleğe böyle bir şey benzeten de mürtet olur isterse beş vakit namazlı olsa bile. Ondan sonra melekler Allah'ın kızlarıdır diyor. İsra suresi 40. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak kesinlikle bunu yalanlıyor. Diyor ki malin okuyayım size zamandan tasarruf için. Rabbiniz erkek çocukları size verdi de kendisi meleklerden kız çocukları mı edindi? Hani melekler Allah'ın kızları diyorlar ya. Gerçekten siz çok ağır bir söz söylüyorsunuz diyor İsra suresinde. Melekler Allah'ın kızları diyenlerin kafir olduğunu ifade ediyor. Yine bir başka ayet-i kerime, şimdi onlardan şunu cevaplamalarını iste ya Muhammed diyor. Kız çocukları Rabbinin de, erkek çocukları mı onların, erkek çocukları mı bu? Ee, yani melekler Allah'ın kızları diyorsa, melekler Allah'ın kızı erkek çocukları mı kendilerinin? Diyor Saffat Suresi 149. ayet-i kerimede. Ondan sonra, Yine bir başka ayet kerimede yoksa biz gözlerinin önünde melekleri diş olarak yarattık onlar mı gördüler? Bunu diyor yine Saffat Suresi 150. ayet kerimede. Değerli kardeşlerim, bir başka şey me meleklerden tabi cehennemde görevli olan melekler de var. Onlara zebani deniliyor. <laughs> Zebanileri azap eden zalimler olarak nitelendiriyor adam. Allah'ın o cehennemdeki zebaniler var ya zalimleri, Efendim, diye o melekler, melek, Allah oraya görevlendirmiş. Efendim, onları harika zalimlikle itham ediyor. Veya, ondan sonra e, çok kötü, çok ahlaksız, çok deli dolu, vuran, gran yakan, yıkan insanlarda, ulan sen cehennemin zebani sesin diyerek, efendim, oradaki zebani ünvanlı e, melekleri, efendim, böyle bir zalime benzetiyor. O da yine kafir olur. Ondan sonra meleklerin her şeyi bildiğine inanılır. Hayır. Melekler her şeyi bilmezdir. Melekler her şeyi sadece Allah bilir. Başka kimse bilemez. Allah'tan başka peygamberler her şeyi bilemez. Allah ne bildirdiyse peygamberler onu bilirler. Melekler melekler her şeyi bilemezler. Allah onlara neyi bildirdiyse onu bilir. Eğer bir insan peygamber her şeyi bilir dese mürtet olur. Melek her şeyi bilir dese mürtet olur. O falan alim falan öleme her şeyi bilirse mürtet olur. Çünkü Cenab-ı Hak bizzat peygamberleri bile dahil ondan sonra e, İsra suresinde ve me tüm tumil ilmi illa diyor. Ya benim size verdiğim ilim benim ilmimden çok çok azıcık bir şey verdim ben size diyor. Ha azıcık bu azıcık verdiği ilmin içerisinde en fazla bilen kim? Peygamberler. Direkt Allah'tan alıyor. Ama onların da bildiği e, şeyler bizlere göre çok çok fazladır. Ama efendim Allah'ın ilminin yanında onların da ilimleri efendim, çok az bir şeydir. Bu atiker mi e hükmü. mu? Efendim e, bazı çıkıyor diyor ki Kur'an'ın e, bazı hükümleri e, tamamı yani Allah'tan gelen ayetlerin tamamı Kur'an-ı Kerim'e girdirilmemiştir diyor. Bazı atılmıştır. Şöyle. Haşa sümme 40 tane vahiy katibi vardı diyorum peygamberim. 40 vahiy katibi Cebrail vasıtasıyla gelen bütün ayetlerini hep yazdılar. O zamanlar <laughs> kağıt yoktu. Yazısı düz taşlara yazılıyordu. Develerin o deve kürek kemiklerine falan ama 40 ayrı vahiy katibi ayrı ayrı yazdı birbirine bakmadan ondan sonra sonucunda o kırkınında işte atıyorum mesela Fatiha suresi. Elhamdülillahirrabbilalemin. Getirin bakalım. Hani Hazreti e, Ebu Bekir döneminde Kur'an toplanıldı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu onda e, Hazreti Ömer Efendimiz'in başkanlığında bir heyet kurdu. O heyette bütün ayetleri bütün e, efendim sureleri tek tek o 40 tane vahiy kâtibinin yazdıklarını bir araya getirdiler, karşılaştırarak yazdılar. Şimdi bir tane ayet-i kerime dışarıda kalmadı. Kaldı diyen yalan söyler ve Kur'an'ı iftira eder. Allah ift iftira etmiş olur. Efendim Hz. Ebubekiri e iftira etmiş olur. Hazreti Ömer'e iftira etmiş olur. Veya efendim diyor ki Kur'an'da olmayan şeyler yani ayet olarak gelmeyen şeyler içeri alındı diyor. Bunu diyenler de kafir olur. Sonra Kur'an'ın içerdiği hususlardan, hükümlerden herhangi birini benimsememek. Ya tamam, tamam biz Kur'an'a inanıyoruz. Bin kitabımız o. Biz o, ona inanıyoruz ama işte Kur'an'da şöyle bir hüküm var. Ya bunun zamanı mı canım? Bunun mevsim mi yani? Onlar geldi geçti eskiden de. O zaman öyleydi. Şimdi böyleydi diyor. Oluyor kıpkızır mürtet. Ha bu adam camiye de gidiyor. Umriye de gider gel. Ha böyle çok örnekler var. Allah muhafaza Ondan sonra Cenab-ı Hak ayet kerimede ey iman edenler Allah'a ve Allah'ın peygamberine efendim ve Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği hani, e, Tevrat, İncil, Zebur gibi ve diğer peygamberlere gelen sayfaları onların gerçeklerine efendim iman edin diyor Cenab-ı Hak. Onların gerçeklerine iman etmeyenler kafir olur. Allah'ın Allah'ı meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimseler iyice sapıtmış kafirlerdir. Nisa suresi 136. ayet kelimedir diyor Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'in tamamının veya bir kısmının veya efendim vahiy ürünü olmadığını biraz önce söylediğim gibi söyleyenler var. Bunlar kafirdirler. Mürtet olurlar. Efendim ee, herhangi bir, bir hükmünü benimsememek, Kur'an'ın bir hükmünü benimsememek, biraz önce söylediğim gibi efendim, iman dairesinden de çıkar, çıkar mürtet olurlar. Efendim, Kur'an'ın e, hükümlerini bir tecik tanesini inkar eden, inkar anlamına gelen bir söz söyleyen de mürtet olur. Ondan sonra Kur'an'ın, Peygamberimizin kendi kafasından uydurduğunu söyleyenler kafir olur. Ki e, i̇smini ismini verme. Bir zamanlar bizim gençliğimizde de sözde gençliğe yol göstermeye çalışan bir vatandaş var idi. Ondan sonra o resmen diyordu ki Kur'an Muhammed'in kafasından uydurdu dogmatik sözlerdir diyordu. Ha geçmişten e, yani işte Cumhuriyet'in yeni ilan edildiği o dönemlerden de de bunu söyleyenler çok olmuş. Hala resmi belgelerde mevcuttur. Efendim Sonra adam diyor ki ya Kur'an Kur'an da hocam diyor. Kur'an'da diyor öyle hükümler var ki diyor. Bu devirde efendim her dediğini yapacak olsa Kur'an vallahi aşıktan ölürüz diyor. Ah oldu mürtet. Bunu diyen insanlar namaz artık namazsızları, inançsızları ne ben artık hiç söylemiyorum. Yani çok çoğunlukla hocadan, hacıdan, namaz kılandan, cami cemaatinden misal veriyorum ki işin nereye geldiğini size anlatmaya çalışıyorum. Dinden, imandan, piyada ilgisi, ula, alakası olmayanlar hiç söyle onlara gerek onlar zaten öyle. Onlar zaten perişan. Yani cami cemaati de birçok insanlar, tabi bütün cami cemaatlerini asla kastetmiyorum, efendim. bütün e, ümmeti Muhammed'i kastetmiyorum ama bu sözleri söyleyen insanlar çok. Yani diyor ki işte Kur'an'ı her dediğini yapacak olsak azıcık Ondan sonra e, yine e, ayetlerin bir kısmının e, alınmadığını söyleyenler kafir olur dedim. Biraz önce söyledim mi? Kur'an'ı öğrenmek soruyorum ya Kur'an okumayı biliyor musun arkadaş? Kitabımız madem ki Kur'an diyorsun. Biliyor musun? Yok hocam vallahi ya Kur'an öğrenmek çok zor ya. Cesaret edemedim. Okumaya, öğrenmeye olan olanı o ver papaza al kızı kılıç bilmem ne atmaya çok iyi biliyorsun onu nasıl bilmiyorsun yani? Nasrettin Hoca rahmetullahi aleyh efendim bir 40 50 tane tavuğu varmış. Bunları da önüne katmış sabah erken vaktinde akşere satmaya gidiyormuş. Önde de tabi horuz çeker yolu. Elinde de uzun bir sopası hocanın. Horuz Akşehir'in yolunu bilmiyor ama sağa sola kaçıyormuş. Şeyde hoca da elindeki uzun sopayla horuza bir vuruyormuş. Diyormuş ki lan diyormuş gecenin karanlığında kümesin içinde ezan vaktinin geldiğini biliyorsun da şu güp güzel aydınlıkta kocaman açık dünyada yani e giden yolu bilmiyor musun diyormuş vuruyormuş. Şimdi öyle bunlar ikiler. Nasrettin Hoca'nın horuzu gibi her türlü şeyi biliyor ama Kur'an okumaya çok zor diyor. Ya yani öğrenemiyorum diyor. Evet. Allah adına yeminle söylüyorum Kur'an e, Kerim okumayı öğrenmekten daha kolay bir şey yok yani. O kadar kolay. Şimdi internette de bazı uygulamalar bir haftada adam Kur'an-ı Kerim okumayı düzgünce öğretiyor. Ama yeter ki senin gönlün olsun. Yeter ki o tarafta bezin olsun. Efendim, Kur'an'ı anlaşılamaz, okunamayacak, okulması öğrenilemeyecek bir kitap ilan edenler Kitabı ilan edenler de mürtet olurlar. Efendim, Kur'an'ın hükümleri artık devri geçmiş diyor. Vakti geçmiş, çağ dışıdır diyor. Bunu diyenler de yani Kur'an'ı çağ dışı görenler mürtet olur, kafir olur. Ondan sonra e, Kur'an-ı Kerim'de halen uygulamada olmayan, yani şu anda devlet Kur'an ve sünnete göre yönetilmediği için bizimler bütün dünya öyle. Efendim, e, mesela Kuranda münakaat hukuku dediğimiz nikah hukuku vardır. Ondan sonra Kuranda e, ceza hukuku vardır, ticaret hukuku vardır, komşuluk hukuku vardır ve dünyada, kainatta e, insanların yaptığı kanunlar içerisinde onun işi benzeri yoktur. Ondan sonra ama e, bunlar şu anda devlet Kur'an ve Sünnet'e göre yönetilmediğine göre devletler, dünya devletleri. Ondan sonra ne diyorlar? E bunlara bunu bir, bir cumhurbaşkanı geçmişte bir cumhurbaşkanı vefat eden bir cumhurbaşkanı resmen söyledi. Dedi ki ya Kur'an-ı Kerim'de 237 tane ayet-i kerime var. Bunlar şimdi uygulamada yok. İşte kısasla ilgili, zekatla ilgili bilmem ondan sonra aile hukuku ile ilgili, ceza hukuku ile ilgili filan ayet-i kerimeler 237 tane. Bunlar diyor o zaman Diyanet İşleri Başkanı'na bunu söyledi, bu emri verdiği basına da sızdı ve o da adam burada bizim Kayseri'de e, üniversitenin açılışına geldiğinde burada şöyle açıktan. Sonra e, onun gizli İslam düşmanlığını da farkında olmadan açına, açığa vurduğu için İslam düşmanı yazarlar, büyük büyük çizerler dedire ki açık veriyorsun. Ha dikkatli ol. Dikkatli ol. Senin Kur'an düşmanlığı niyetini açıklama. İşte hiç olmazsa Müslüman geçiniyor. Öyle götürüyorsun, yutturuyordun. Ama şimdi Müslümanlara ayıktırıyorsun sen diye de birçok kınadılar, yazdılar, çizdiler. Efendim yani bu hükümler kurgulanmadığı için bunu Kur'an'dan çıkaralım dedi ve ona diyen zaten de o kafayla da öldü gitti, kafir olarak öldü gitti. Efendim e, bu devirde hocam yani Kur'an hükümleriyle yaşamak mümkün değildir diyor. Evet toplum, İslam toplumu değil ki gerçek manada Kur'an ve sünnet toplumu değil bu toplum. Bu topluma efendim bu toplumda bu şartlar dahilinde düşünüldüğü zaman kendilerini haklı görüyorlar. Ama bu toplum ne kadar İslam dairesinden dışarı büyük çoğunluğu çıkmış olsa bile bu toplum en azından Ebu Cehil kafir dönemindeki gibi putçu bir millet değil. Evet putçular var memleketimizde de var. Ama o kadar kafir değil, o kadar putların kulu, kölesi, köpeği olmuş değil haşa. Efendim, günde beş vakit ezanlarımızı okunması, namazlarımızı rahat kılmamız, eksiğiyle, hatasıyla, kusuruyla bile olsa, şu devrimiz, Peygamberimizden önceki Ebu Cehil'in dönemindeki cehalet dönemine, cahiliye dönemiyle birebir kıyas edilemez. Öyleyse, o kafir milleti, o putçu milleti hizaya getiren, ve onların içinden öyle bir mükemmel bir nesil çıkardı ki Kur'an ve sünnetle Peygamberimiz Allah'ın izin ve eniyetiyle yardımı ve destekle, desteklemesiyle Peygamberimizin eshabı Peygamberimizin eshabı Hazreti Adem'den Peygamberimizin o dönemine gelinceye kadar gelen milyonlarca, milyarlarca, trilyonlarca belki ümmetlerin, insanların içerisinde en güzeli, en kalitelisi Peygamberimizin terbiyesinde, Kur'an ve sünnet terbiyesinde yetişmiş olan Ashab-ı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ashabı için şöyle buyurur. La tasubbu ashabi. Benim ashabıma sövmeyin. Onları kötülemeyin. Onları kınamayın. Onlara efendim, hakkında kötü düşünmeyin. Efendim, onlara iftiralar atmayın. İn hesabı kendicüm fi sema ben benim, benim hesabım gökteki yıldızlara benzer diyor. Benim hesabımın hangisinin hadisin devamında hangisinin yolundan giderseniz o sizi mutlaka Allah'a götürür, hidayet erdirir diyor. Hidayet ermenize vesile olur diyor. Şimdi öyle bir nesil adına da altın nesil deniliyor idi. Evet, altın nesili o lanet milletten peygamberimiz Kur'an ve sünnet yoluyla çekti, çıkardı öyle bir millet meydana getirdi. Hamdolsun. Bugün niye Kur'an e, toplumun ahlakına hakim olmasın ki? Efendim, bugün elhamdülillah yine imanlı, ihlaslı, inançlı, bilemediğimiz sayısını bilen Allah'ın evliyaları var. Yüz binlerce efendim dünya belki milyonlarca camilerimiz var. Günlük beş vakit ezanlarımız okunuyor filan. Bu toplum elbette ki bir Ebu Cehil toplumu değil asla haşa. Onu söyleyemeyiz ama kıyas etmemiz bile yanlış olur ama fakat toplumun şu anda da Kur'an ve sünnet hükümlerine göre çok çok uzaklaştığını, Kur'an ve sünnet hükümlerinden büyük çoğunluğun uzaklaştığını hepsi değil elbette görüyoruz ve biliyoruz. Öyle olunca efendim nasıl olur da yani bu devirde Kur'an'a göre yaşanılamaz Senin yaşamaya niyetin yoktu ondan. E namaz kılıyorum. E kıldığın namazın sana fayda olsa bir lafı söylemek. söylemesin Demek ki çok cahilsin. Ondan sonra e, devletin dini Kur'an'a uyduralamaz diyor. Devletin dini Kur'an'a uydurulamaz. E devlet zaten mesela dünyada, Fransa'da olmak üzere bizde de bütün birçok devletler dünyada layık. Layıklık zaten ne diyorlar? Dinle devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Dinin devletten kovulması anlamında. Yani dinin devletten uzaklaştırılması anlamında. Efendim bizim ibadetlerimizi ne yapabilmemiz dinin e, dini dini bir görevimize, şahsi görevimiz, devlet görevi değildir. İşte dediğim gibi 237 tane ayet çıkar bunları atın dedi. Devlet demek ki dinden tamamen kovulsun dedi. Ve de şu andaki durumda öyle dinle imanla ilgisi yok. Dinden imandan tamamen uzak. Devleti işte şeyin birisi yanılmıyorsam merhum bir hoca efendi vefat etti. Hakim onu sığa çekiyor. Peki diyor yani dini devletten çıkarırsak ne olur diyor? O da diyor ki işte devlet dinsiz kalır. Efendim, devlet dinden çıkarsa yine aynı şekilde devlette de dinsiz kalır, dinde devletsiz kalır diyor. Din, devletin devletin desteği, kontrolü, yani kontrol derken engellemesi, kendi kafasına göre yön vermesi anlamında değil. Din, Cenab-ı Hak İsra suresindeki bayet-i kerimede, efendim, e, Hazreti Yusuf peygamber, bizim peygamberimizin söylediği şey, Mekke'den Medine'ye hicret ederken, Ya Rabbi beni buradan güzel çıkışla bir çıkar, çıkış göster, hicret edecek ya. Ondan sonra Medine bir nebire sonra tekrar o dini de ve etkil sıtkan diye devam ediyor. Ayet-i Kerime'nin tam ezberimde değil. Efendim, o ayet-i kerime peygamberimizin devlet kurmasıyla ilgili. Peygamberimiz Medine'ye münevveriye geldi hem peygamberdi hem de Medine'de İslam anayasasını hemen belirtti Kur'an sünnet hükümlerine göre ve orada Medine İslam devletini kurmuş oldu. Değerli kardeşlerim ama şimdi tamamen dinden uzaklaştırıldı. Vatandaşın özel yaptığı, yapacağı ayrı şah. Bir zamanlar dini hükümlerde çok engellendi. Daha şurada yani 10 sene öncesine kadar, 10-12 sene öncesine kadar Müslüman kızlarımız efendim okullardan başörtüsünün yüzünden az mı atıldı? Binlerce. Efendim 15 sene önce öncesine binlercesi atıldı. Yine Allah razı olsun başımızdaki insanlar bu Müslümanların haklarını verdiler. Yani bir Müslüman kızının, kadının yani İslami tesettürü, efendim öğretim görevlisi şunu bunun İslami inandığı tesettüre girilmesini, giyinmesinin devletle ne ilgisi vardı? Ondan sonra bir kamusal alan lafı çıkardılar. İslam düşmanları kamusal alan, kamusal alan oraya girerken başını açacak. Efendim oraya Allah'ın emri geçmiyor çünkü. Tesettürünü dışarıda bırakacak, ondan sonra girecek. Bizim nice Mehmetçiğimizin annesi, babası efendim yemin törenlerine gittiklerinde kapıdan içeri alınmadı. Uzaklaştırıldı. Neymiş? Başının dörtlüsü varmış. Allah'ın emriyle geldiği için efendim oradan uzaklaştırıldı. Bunları çok yaşadı bu millet. Allah tekrarından, beterinden korusun. Ondan sonra e, adam diyor ki bu asırda diyor Kur'an'la devlet yönetilmez. Zaten bizi diyor Kur'an bizi geride bıraktı. Ey kafir değilsin. Sen Kur'an'a ne zaman uydun ki? Dünyada şu anda bir tane Kur'an'la yani gerçek manada yönetilen bir devlet yok. İran İslam Cumhuriyeti Kur'an devleti değildir. Oradaki efendim ayetullahların ağzından çıkan sözlerle yönetilen. Suudi Arabistan kralların ağzına bunların güya İslam Cumhuriyeti adı. Adlarını boş verin. Adlarının şeyle yine onlardan daha e, eğer dini hükümlerin yaşanması konusunda biz onlardan daha da iyi yaşıyoruz. Ha, biz de evet elbette yaşayamıyoruz. Çok büyük çoğunluğu epeyce uzaklaşmış ama onlarla kıyas edildiği zaman biz onlardan biraz daha da iyiyiz. Değerli kardeşlerim. Diyor ki Kur'an bizi geliyor, Sen yani dünyanın en güzel teknolojilerini yaptığında Kur'an mı sana engel oldu? Ey Allah'ın zalimi, ey fasık, ey facir. Ha, ondan sonra Müslümanım diyor. Kusura bakma. Bu iş o kadar kolay değil. Ondan sonra Kur'an'a göre ya hocam her şey yasak. Sağa dönüyorsun yasak, sola dönüyorsun yasak, öne gidiyorsun yasak, arkana gidiyorsun yasak. Arkadaş biz Müslümanız elhamdülillah. Ondan sonra ve Allah'a hamdü sen olsun Müslüman olmakla şeref, onur duyuyoruz, izzet duyuyoruz. Ya bu yasaklar yani uyulamayacak, yaşanamayacak bir şey değil ki. Allah neyi yasaklamışsa bizim lehimize, bizim menfaatimize. Ne, neyi helal kılmışsa o da yine bizim menfaatimize. O da zor uyulmayacak. Yani ensemizde boza pişirmiyorlar. Sanki bizi götürüp de İslam'a girdin diye İslam yani ülkemizde şu anda sen Müslümansın diye Sibirya'nın maydan ocaklarında mı çalıştırıyorlar? Onun için tabii şeytan öyle diyor. Ya bu hükümlere göre şey olmaz diyor. Bir tane adam hala mecliste olan bir vatandaş çıktı bundan geçen sene. Çocuklara Kur'an öğretilmesi orta çağ zihniyetidir diye Hristiyanların efendim kendi çocuklarına orta çağ döneminde yaptıkları zulümleri o Katolik ve Protestanların kendileri o zulümlere benzetti. Tabi o da dinlenim anına çıktı. Hala da Müslüman değil. Özür de dilemedi. Öyle gidiyor. Efendim diyor ki adam oğlum diyor hafız yapacağım ama vazgeçtim diyor. Niye diyor? E diyor, leş kargası olacak, gidecek diyor, cenaze takip edecek diyor. Ondan sonra, e, hocam diyor, Kur'an, Kur'an diyorsunuz da Kur'an'a sarılmak, Kur'an hükümlerine uymak karın doymuyor. Vallahi aç kalırız eğer Kur'an'a uyasak diyor. Ondan sonra veya e, bizim için diyor öncelikle ekmek diyor. Ekmek Kur'an'dan üstün diyor. Bunları diyenler hep mürtet olur. Ondan sonra, Kur'an'ı bırakın diyor adam. Bunu bir hoca dedi, ben üniversitede talebeliğim döneminde duydum. Siz Kur'an'ı bırakın, devletin kanunlarına bak devlet kanununu kendi kafa karpuz kadar kafasıyla insanların yaptıkları kanun evet onlar da uyulması gerekenlere uyuyoruz ama insanların karpuz kadar kafalarıyla yaptıkları zihinlerinin fikirlerinin ürünleri olan kanunları Kur'an'ın üstün görenin dini de kalmaz, imanı da kalmaz efendim ya Kur'an'da öyle acımasız hükümler var ki diyor nedir dedim e diyor kısas diyor Lan birisini öldürmüş, bir yok etmiş, o da onu şey yapsın, bak bakalım. Şu memlekette kısas olsun, bu kadar insan, bu kadar katillikler olur mu? Olmaz. Herkesin yaptığı yanına kalırsa tabii böyle olur. Ondan sonra hırsızın elinin kesilmesi. Ya adam bir şey çalmış, ondan sonra elini mi keselim? Ha. Şimdi e, Peygamberimiz Aleyhisselam döneminde bir böyle bir olay olmuş. Ebu Hureyre'yi peygamberimize göndermişler. Söyledi peygamberimiz bu adam elini kesmesin. Bu zengin soylu bir aileydi falan demişler. Efendim peygamberimiz aleyhisselama gelmiş Ebu Hureyre. Peygamberimiz aleyhisselam hemen ona bu sözü söyler söylemez. Sus diyor. Sus. Allah'ın kanunlarının tatbik edilmemesi için sen bana şefaatçilik mi diyorsun? Efendim eğer kızım Fatıma'nın eli dostsa vallahi keserdim diyor. Ne çok acı bir ceza, ağır, ağır bir ceza, evet. Sen sen onu diyorsun da bir anda Antep'te e, filan derhalde bir, birkaç tane çocuk, birkaç e, baklava mı çalmış, mı? onlara altı yıl hapis cezası verildi. Onları ne demek? Devleti hortumlayan dinsizlere, hainlere, hırsızlara, yolsuzlara, gözcümanlar, onların borçlarını affedenler. Ha. Onu ne demiyorsunuz ya? Allah adildir, ondan sonra... Zinanın cezası. Ya zina diyor, nefsin oymuş, bir şey işlemiş diyor. Buna ceza ne olacak? Bunu e, yani illa öldürmek mi lazım? Diyor. Efendim, bir de e, bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yok. Ahiret hayatıyla ilgili. Bu dünya hayatından başka bir hayat yok diyor. Efendim biz ölürüz, yaşarız, ölürüz. Ondan sonra dirilmek diye bir şey yoktur diyor. Casiye Suresi 24. ayet bunu diyenleri kafir ilan ediyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak ise Yasin Suresi'nde 78. ayet-i kerimede kendi yaratılışlarını unutup da diyor Cenab-ı Hak Efendim biz ölüp e, toprak olduktan sonra yeniden mi dirileceğiz? diyenler diyor biz sizin şu parmak uçlarınızdaki efendim parmak izlerinizi de hep aynısını yaratmak gücüne kuvvetine sahibiz diyor. Şu anda 8.5 milyar insan var. Dünyada 8.5 milyar tane kimlik ve 8.5 insanın şu parmak uçlarındaki izler birbirine asla benzemiyor. Evet beşer de böyle bir sistem yapsın yapabiliyorsa. Ondan sonra bu çürümüş kemikleri kim diriltebilir diyor. Kehf suresi 36'da Cenab-ı Hak diyor ki onları biz dirilteceğiz. Hatta parmak uçlarınızı bile diyor dirilteceğiz. Ben, ben diyor kıyametin kopacağına inanmıyorum. Hayat sadece bu hayattır. Bundan başka bir hayat yok. Biz yaşarız, ölürüz, yeniden dirilme yoktur diyor. Efendim biz ölmeyiz zaman bizi zaman diyor öldürüyor. Ondan sonra e, kıyametin vuku bulacağına inanmadığı gibi efendim hesaba çekileceğine de inanmıyor. Ondan sonra cennetin cehenneme insanların konulacağına inanmıyor. Ondan sonra e, buna test düşen bir şey var. Tenasuh inancı denilen ölen insanların ruhlarının yeniden bir hayvanın içine yeniden girerek gelmesi de efendim insanı dinden çıkarır. Bu çok yaygın hale getirilmeye çalışılıyor. insanları imansızlaştırmak için. Efendim cennetin cehennemin varlığına bile inanmıyor. Ondan sonra bazısı da diyor ki "Ya cennet cehennem var da diyor. Ben cehennemi tercih ederim." Niye tercih ediyorum? Şa diyor bütün artistler efendim güzel ne orada olacak. Ben de oraya giderim." diyor ve mürtet oluyor. Ondan sonra e, adam e, ahirete gidip de gelen var mı ya? Kim görmüş Ayter'i? Kim gitmiş ki de? Kim görmüş de? Kim haber vermiş diye orada da imansızlığını beyan ediyor. Efendim birisi birisine diyor ki ya diyor benim ihtiyacım var. Sen bana bu dünyada diyor arpa ver. Ben ahirette sana buğday vereyim diyor. Şuna bak. Yani ahiret hayatındaki ilahi adaletin tecelli edeceğini, edeceğini efendim kabul etmiyor bile. Değerli kardeşlerim, bu bölümlerle ilgili de bugün bize verilen sürenin de sonuna geldik programımızda son cümlelerimizi söylemiş olduk. Ama önümüzdeki haftada genel şeyler var genel olarak yani bu saydığımız beş ana maddenin dışında olan hükümler var. Onlar da az ederek inşallah bu programımızı tamamlamış olacağız inşallah. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri cümlemizi ıslah eylesin. Zalim nefimizin şerrinden muhafaza eylesin. Cümlemizi imanını gerçekten iyi anlayıp, iyi öğrenip, iyi dinleyip, iyi yaşayıp kuvvetlendiren, ibadetlerini ona göre yapan ve bu tehlikeli sözlerin nasıl tehlike olduğunu anlayabilen, acaba hangi söz söylesem dinden imandan çıkarım diye onun üzerine titreyen ve bilinçlenen, şuurlanan ve bu şuurla da imanını muhafaza ederek ölebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak Teala cümlenizden razı olsun. Cümlemizi hakkı hak bilip hakka dört elle sarılan, batılı batıl bilip batılı derhal terk eden kulları cümlesini ilhak eylesin. Cümlemizi Efendim Allah'ın e, kitabına, peygamberlerine e, inanan, iman eden, onların yolundan giden, peygamberin sünnetini itibar eden kulları cümlesini ilhak eylesin. Son nefesimizde buyurun. Eşhedü <laughs> en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhabbetü ve resulü. Kelime-i şahidetiyle hüsn-i atimeler nasip eylesin. Amin. Bu hürmeti Seyyidina ve elhamdülillahi rabbil El-Fatiha. İyi akşamlar.